İnsanoğlu ölür, kalır eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, eser bırakıp gidene ne mutlu. Allah eserlerini hayırlarını kabul eylesin. İhtiyaç olan yerlere, imkanı olanların öyle güzel eserler yapmasını da bize nasip eylesin. Evet, cenaze namazını kılacağız. Merhuma hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder. Helal olsun. Helal eder. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Bunun da bizim üzerimizde hakları var. O da inşallah haklarını bize helal eder. Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uyun imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Emekli müftümüz Mahmut Hoca bir konuşma yapacak. İçeride konuştum. Dua yapalım. Şimdi hocam kısa bir şey yapacağım diyordu arkadaşım. Hadi siz duayı, duadan sonra yapalım. Muhterem Arzu. Evet. Şimdi değerli yeğeni ve Profesör Ahmet Can Bey kardeşimizle konuşacaktım. Fakat hava soğuk ve bu şeylerde ben gayet kısa yapmaya çalışacağım. 1934 yılında İneci Oruç Beyli köyünde doğan merhum Mehmet Akif hocamız ilkokul 3. sınıfa kadar kendi köyünde 4 ve 5. sınıfı o yolu yürüyerek İneşik'te tamamlamıştı. O yıllardan sonra biraz hafızlık çalışması yaparak 51-52 yılında İstanbul Üniversitesi'ne gelmiştir. Lise hayatımız beraber geçtiği gibi üniversite hayatımızla beraber geçmiştir. İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunuyuz eğitimimizle ve öğretmenlik hayatımızda 5 yıl Adana Osmaniye'de çalıştıktan sonra Tekirdağ'a gelerek çeyrek asır burada kendi bölgemizin insanına hizmet etmiştir. Zaten namazda hocamız Mahmut Hocam bahsettiği gibi Akif kendini tanıyan, kendini bilen kimsedir. O daima Müslüman Türk çocuklarına İslam'ı ve hakkı ve iyiliği öğretmiştir. Şu kadar bir ifade edeyim ki lise son sınıfta felsefe hocamız rahmetli Nurettin Topçu ile o yarınki Türkiye kitabının arka kapağında şu ifadeyi kullanır. Yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verenler. Evet, bize o yaşatma aşkına gönül vermiştir. Bizler de onun talebeleri, öğrencileri olarak bu görevi hakkıyla ifa etmeye çalıştık.
Bey arkadaşım da ve bizler de artane. Ben de 22 sene bu okulda Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. Şimdi önemli işleri zaten Mahmut Bey hocamız söyledi. Kendisi bildiğimiz gibi bu cami ve İmecik yolunda bir köprü yaptırmıştır. Ayrıca kitaplarını İlim Yayma Cemiyeti yurduna bağışlamıştır. Yunus Emre insan hayatını şu ayetlere bir ifade edelim. Estağfirullah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün ne mal, ne mülk, ne evlat fayda vermeyecek. Ancak kalbi selimle ikinci dünyaya girenler şeyi görecek. Merhum Sanat Akif hocamız kalbi selimle o dünyadan gitmiştir. İnsanoğlu, insanoğlunun bu dünyadaki ömrünü, kısa ömrünü Yunus Emre gayet kısa ve öz ifade etmiştir. Ana rahminden indim pazara, bir kefen aldı gömdüm mesela. Yine şairlerimizden ölümle ilgili şu ifadesi de çok anlamlı ve manidardır. Ne dersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında da bin namazlık saltanatın olacak. Tak misali o musallat yaşında. Şimdi insanlar dünyadan gelip geçerler. Eserleri kalır. İşte rahmetli Akif hocamızdan bu güzel eserleri bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli hazırım, bir dua yapalım. Ondan sonra inşallah mezarlığa defnedeceğiz. Duamızdan sonra gitmek isteyenler belediyemizi tavsiye ettiğim Büyükşehir Belediye'mizin otobüs var, imkanları olduğuna katılabilirler. Buyurun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن شيء الشيطان بشيء شيء مالهم والله günahkar ellerimizi sana açtık. Yalvarıyoruz, ekleriyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Şu anda bu salonda bulunan ebedi rahmete kavuşmuş olan Akif Can kuluna gani gani rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Rabbini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarına benzetme ya Rabbi. Kendisine kabir rahatlığı ihsan eyle ya Rabbi. Münker melekinin suallerine halisane bir şekilde cevap verebilmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabrı cemil, vücutlarına sıhhat, mafiyet, dünya ve ahiret saadetleri ihsan eyle ya Rabbi. Bizler dahi bu duruma düşerken cümlemizi iman ile, Kur'an ile sana ruhlarımız teslim edilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimize gani gani rahmetiyle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi sevdiklerimizle beraber sana layıkıyla kul, Habibine de layıkıyla ümmet olabilenlerden eyle ya Rabbi. Yaptığımız dualarımızla makbul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma İssukun ve Selamun Aleyhi ve Mursilin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırlar, fethi, şerler, defni dualarımızın kabulü için. Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için. Hasreten şu anda ebedi rahmete kavuşmuş olan Akif Can hocamızın ruhu için Allah rızası şerifler. Resim hepinize Allah razı olsun. Eskişehir mezarlığına defnedilecek. Evet, tamam hocam.
iyi misin? Çok şükür sağ ol kardeşim.